9 dakikada 3 gol yenilmez abi. Bu desastre, felaket yani. Sergen Hoca çok bana mantıklı geliyor. Kimse hayır demez. Beşiktaş'ta güneşli değil, bulutlu, şimşekli, fırtınalı günler vardı. Doğru bir karar alması lazım dedik. Şahane bir karar verdiler bana sorarsan. En kötü karar kararsızlıktan ya, iyidir. Abi, biz de savcıları göreve çağıralım mı programda? O günden sonra aralarına kara kedi girdi, o girdi, bu girdi. Ne kavga ettiler birebir de bilemem. Gelsin gene aynı olur. Biliyorsun ya, imparator dedim mi her zaman Fatih Hoca gelir akla. Değil mi? Kalite kokuyor abi baksana. Fotoğraf kalite kokuyor. Bizimle hiçbir Türk takımı başa çıkamaz. Konferans Ligi'nin favori takımları diyor Beşiktaş ve Fenerbahçe diyor. Güzel kapak olmuş. Ya yani. Kimin ne yaptığını oralarda bil, akıllı ha. Konuş böyle aklını alırlar. Riskli bir işti ama demek riski alanda kazanır abi. Evet. Merhaba efendim, Derbi'nin sunduğu Natspor Gazete başladı. Evet, Beşiktaş'ta deprem. Nihat ne diyorsun? Sahanın içindeki deprem sahanın dışında hissedildi. Evet ya. Yani abi yani, böyle durumlarda... Çünkü bayağı şiddetli hissedildi. Evet böyle durumlarda. 9 dakikada iç sahada 10 kişi de kalsın, 9 kişi de kalsın. 8 kişide de kalsan 9 dakikada 3 gol yenilmez. Olmaz. Bunun bir bedeli olurdu. Maç sonundaki açıklamaları da dinledik. Bize bir şeyleri hissettirdiler. Bu bedeli de Şenol Hoca çıktı. Ben istifa ediyorum dedi. Yönetime iletti. Yönetim de kabul etti. Bedeli ben ödüyorum dedi. Ama sular durulur mu? Bunu biraz zaman gösterecek. Başkan da tabii olağanüstü kongre kararı aldı. Şimdi Beşiktaş'ta konuşulacak konular net belli. Teknik direktör kim olur? Başkan tekrardan aday olur mu? Yani bu süreçler çok konuşulacak süreçler. Beşiktaş'ın da son dönemdeki böyle tabii teknik direktörlerine baktım abi. İşte Samet Aybaba, Slaven Bilic, Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Önder Karaveli, Valerian İsmail, Şenol Hoca. Biraz Türk ağırlıklı. Bakalım yeni teknik direktör kim olacak? Bizde de yazıyor ilk aday. Sergen Yalçın mantıklı. Kimse hayır demez. Hasan Arat başkanlık adayı ki kendisi açıklamıştı. İstifaya davet etmişti. Yönetimi başkan olmak istiyor. Ama Ahmet Nur Çebi yeniden aday olacaktır diye düşünüyorum ben. İşte orası biraz merak konusu. Hı hı. Ben şöyle düşünüyorum. Ahmet Nur Çebi böyle bir karar aldı. Düşüncesi şu olabilir. Kongre beni seçer. Tekrardan güç kazanırım. Ama... Şunu da bir yandan düşünür. Aday olup kaybedersem bu birazcık karizma çizme işine de gidebilir. Ne kararı verecek ben de merak konusu. O, bence istişareler doğrusu. Edip daha açıklayacak. Çünkü bu iş nedir abi? Şimdi diyelim ki Aralık ayı, Ocak ayı. Kaç tane maç var? Getirdi bir tane teknik direktör. Taraftar kabul etti. Takım toparlandı, iyi gidiyor. İşler o zaman değişiyor. Hani başkana da bakış açısı değişebilir. Yani şu an kaos ortamı var. Başkanı istemeyen büyük bir kesim var taraftarda. Evet. Ama seçime bilemeyiz. Kadar daha köprünün altından çok sular akar. Seçim günü daha netleşecek o neler olacağını. Tabii yani. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Hani yayından önce biz konuştuk seninle biliyorsun. Bu Beşiktaş yönetimi uhuletle, suhuletle kavga etmeden... Oturacak. Doğru bir karar. Bunlar istifada olabilir, her şey olabilir. Bir, doğru bir karar alması lazım dedik. Şahane bir karar verdiler bana sorarsan. Hoca sorumluluk bende dedi, istifa ediyorum dedi. Dün akşam maçtan sonra zaten bunun mesajlarını vermişti. Mehmet Aslan biraz önce bizim biraz önce dedim yani TT programında şeyi dün akşamdan zaten belliydi dedi Şenol Hoca'nın istifa edeceği. Dolayısıyla yönetimde kongre kararı aldı. Şimdi taraftar Şenol Hoca teknik direktör seçildiği zaman ayakta alkışlamıştı. Çok doğru bir karardı. Desteklendi. Ahmet Nur Çebi geçen seneden zaten iyi olan bir kadroyu transferlerle güçlendirdi. Evet. Sezona girildi. Şenol Hoca ne dedi? Biz dedi bu kadroyla bu takımı yenmemiz gerekiyordu dedi. Dolayısıyla hata bizde. Kadro bu rakibi alt edebilecek bir kadromuz var dedi. Dolayısıyla da Ahmet Nur Çebi de yeniden başkan adayı olacaktır.
Hani bütün bunların ışığında bunu söylüyorum. Ve bakalım önümüzdeki günler neler getirecek. Dediğim gibi daha köprünün altından çok sular akacak. Çok güzel söyledin abi. Geçen sene lig bitirişi Konya Spor maçı hariç yense ikinci olacak Beşiktaş'tan bugüne gelen Beşiktaş. Aynen. Şenol Hoca'nın o döneminde güneşli günlerden bahsediliyordu. Ama bu sene özellikle Trabzon deplasmanı, Adana Demirspor deplasmanı, Buruj deplasmanında beraberlik de alsan oynanan oyun belki 5-1 bitecek maç. Mert'in kurtardığı maç. Bu en sonki mağlubiyet iç sahada Lugano'ya karşı 9 dakika yeniden 3 golden sonra Beşiktaş'ta güneşli değil, bulutlu, şimşekli, fırtınalı günler vardı. Şenol Hoca da sorumluluğunu aldı. Ama bence taraftar Şenol Güneş istifasından daha öte acaba başkan istifa eder mi dedi. Başkan istifa etmedi ama olağanüstü kongre kararı alındı. Benim de şöyle bir sözüm vardır abi. En kötü karar kararsızlıktan iyidir. Tabii. Bir şey yapılmalıydı. Doğru söylüyorsun. Evet. Şu anda bir şey yapıldı ve bir karar verildi. Yani saygı duymak lazım. Ayrısı takım da olsun. Burak Yılmaz'a emanet. Pazar günü ligde İstanbulspor'la oynayacağı maça takımı antrenör Burak Yılmaz hazırlayacak. Normal abi. Evet. Yardımcı teknik direktör. Şu süreçte o olacak. Ama şu dakikadan itibaren hemen istişareler, kimlerin gelebilme üzerinden telefon trafiği, konuşmalar başlamıştır. Bakalım Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü. Ne diyorsun? Sergen Hoca çok bana mantıklı geliyor. Kimse hayır demez. Değil mi? Sergen Hoca da hayır demez. Geldiği ilk günü hatırlıyorum. 25-30 bin kişinin önünde imza töreni. Hayatımda konuşurken heyecanlanmayan Sergen Hoca'nın heyecanlı tutumu, sorumluluğun farkında olan Sergen Hoca 13 kişiyle Beşiktaş'ı şampiyon yaptı ve o günle hatırlanılıyor. Sonraki sezon Şampiyonlar Ligi, ligdeki durum kötüydü. Çare bulamıyorum açıklamaları ki bence dememeliydi. O zaman da yorum yaptım çünkü Sergen Hoca karakteri mücadele eder. Yaşadığı süreçleri net bilemeden o zaman konuştuk. Ama Sergen Hoca tekrardan Beşiktaş'a dönse Beşiktaş taraftarı elleri açık bir şekilde beklerler, kabul ederler. Ama bakacağız. Şimdi bir de Sergen Hoca'nın yakın zamanda bir röportajında beni bir ay kimse aramadı deyip biraz sitemde bulundu başkana. Evet. Başkan orada kızdı mı kızmadı mı ne oldu oraları bilemem. Yani konu Beşiktaş olunca yani, Beşiktaş'ın iyiliği. Kişisel ilişkiler önemli değildir. Şenol Hoca'nın bu tavrını da kutluyorum. Yani bir karar verdi, saygı duyuyoruz. Ben de çok saygı duyuyorum. Hani büyük bir hoca. Bana mesela Şenol sürpriz oldu ve, ama evet. Abi. Ve önemli bir karar. Evet doğru sürpriz ama ben takdir edilisi bir karar olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş yönetime doğru bir karar aldı. Beşiktaş'ın önü açıktır. Üstü bir camiadır. Bu meseleleri çözerler ama kavga dövüş olmadan bence doğru yoldalar. İlk defa kaos ortamı yok. Evet. Büyük takımlarda her zaman kaostan çıkmayı bilmiştir. Evet. Ama bu zaman kaostan çıkma zamanı ne kadar kısa olursa o kadar hayrına olur. Olacaktır. Evet. Evet, diğer konularımıza geçebiliriz. Sürmanşette Fenerbahçe kral gibi. Konferans Ligi H grubunda Fenerbahçe deplasmanda Slovakya temsilcisi Tırnava'ya 2-1 mağlup etti. Güzel maçtı. Güzel galibiyet. Beklenilen skor. Beklenilen skor, evet. Maşallah Fenerbahçe ligde, Avrupa'da gümbür gümbür yoluna devam ediyor. 15'te 15 yapıyor. Hı-hı. İsmail Hoca da hiç 14'te 14, 13'te 13, 15'te 15 benim umurumda değil diyor. Hı-hı. Onun açısından doğru bir açıklama. Çünkü doğru. Futbolcuları hep motive halde tutmak istiyor. Aynen öyle. Çünkü büyük takımlarda biliyorsun kaybedilen 3 puanın, 1 puanın hatta atılan az 1 golün bile değeri var. Vallahi İsmail Hoca'ya bu sene başlangıcından şu ana kadar söylenecek hiçbir şey yok. Şöyle bir güzelliği var. Ligde ideal 11 ile çıkıyor. O kadar lüksü var ki Tırnava'ya karşı da rotasyon ki bunun adı rotasyon da değil abi. 9 kişi değiştirdi. Bak son 11'den Rize Spor'a karşı oynadığı takımdan 9 kişi değiştirdi. İnsanlar da tabii Fenerbahçe taraftarlar ki biz futbol severler de merak ettik. Çünkü öyle bir iki maç izledik ki Başakşehir ve Rize Spor inanılmaz tempo, bol gol. Rakibi bu an Fenerbahçe, aynı Fenerbahçe izleyeceğiz mi dedik. Abi o oyuncular başka oyuncular. Çünkü öyle bir maç oynadı ki devre arasında insanlar hadi hocam Tadic'i al, Çimanski'yi al, Ceko da bir girsin demişlerdir. Ama olsun canı gönülden tebrik ediyorum. Dün bizi mutlu eden bir skor. Ülke puanına katkı devam ediyor. Şu an 10 numara gidiyoruz bu anlamda. Sadece işte Beşiktaş'ın mağlubiyeti kötü oldu. Ama hem Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yine puan kazandırdı ülkeye. Fenerbahçe'de kazandırmaya devam ediyor. Abi AS gazetesini okudum ben. El Año de Turquía diyor. Türkiye'nin yılı yazıyor. Bak
As'ı biliyorsun, İspanya'da marka As vardır. Elanya Türkiye, Türkiye'nin yılı diyor. Dedim ki haberin içeriğine bakayım. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şu an aldığı 4 puan başarı, ön elemelerdeki başarı. Beşiktaş'ın ön elemelerdeki başarısı, grupta neler yapabilme ihtimali. Fenerbahçe'nin yenilgisi şekilde buralara gelmeli. Bunları yazıyor ve Konferans Ligi'nin favori takımları diyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe diyor. Abi bunu yazdırdık. Hı-hı. Helal olsun. Doğru. İşte olay bu. Doğru. Ama bu Beşiktaş'ın dünkü mağlubiyetinden önceki yazılan. Beşiktaş'la Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde favori takımlardan. Fenerbahçe şu an net bir şekilde onu oyun olarak, istek olarak, konsantrasyon olarak da gösteriyor. Yürüyün, devam edin lütfen. Neden olmasın? Peki Beşiktaş'ın bu mağlubiyeti neye bağlıyorsun Nihat? Yani hepsine, bir cümleyle açıklamak gerekirse. Uzun Beşiktaş'ın uzun anlattın. Mağlubiyeti çok güzel söyledin. Desastre, felaket abi. Evet. Bak Beşiktaş, itman yapalım abi. Sen hocasın, ben de senin rakip hocanım ve itman yapıyoruz. Sen 8 kişi koyacağım, sadece defans yapacağım de. Ben de 11 kişiyle oynayacağım sana karşı. 9 dakikada 3 gol atamam abi sana. Vurursun topu, zaman geçirirsin. 9 dakikada 3 gol Beşiktaş'a... Olacak şey değil, değil mi? Olmaz. İlk defa Beşiktaş 10 kişi kaldı. Yok canım. 10 kişiyle kazandığı maçları ben hatırlıyorum. Tabii ki canım. Nasıl futbol oynadığını hatırlıyorum. Rakip kaleye gittiğini. Taraftarın. Yok, bu 10 kişi kalmakla açıklanacak bir durum değil. Bu başka bir durum abi. He, bu Rozier'e yazmaz tek başına. Hı hı. Ama bu arada da Rozier, Mim'le geçmişte yapmış olduğu hatalar var. Yediği kırmızı kartlar var. Sarısı varken her an rakiple tartışabilir, gider dalabilir. Onu da önceden almalıydı Şenol Hoca. Almadı. 10 kişi kaldı. E sonra Abubakar'ı, Gezal'ı da önden aldın. Hadi dedim bir defans yapayım. Defansını da yapamadın. 9 dakikada 3 gol yenilmez. Abi bu desastre, felaket yani. Doğru. Ki maç sonunda da taraftarın bir saat statta kalması, hani yönetim aleyhine oyuncuları ıstıklaması, tezahüratlar yapmasına da hiçbir şey diyemem. Bu mağlubiyet Başkan Ahmet Nur Çebi'den malzemecisine kadar herkese yazar abi. Peki devam edelim. Ne var sırada? Nihat, hakemlerde gruplaşma var. Ya izledin mi bilmiyorum. Sayın Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı. Bölüm bölüm kısa halde izledim. Program tamamını izlemedim abi. Uğur Dündar'ın programı, evet. Sözcü TV'de programına çıktı. Ve çok zehir zemberek, enteresan, çarpıcı, hani her şeyi söyleyebilirsin bir gazeteci manşeti şeyiyle açıklamalar yaptı. Şimdi Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Başkanı. Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanı. Sayın Ali Koç, Türkiye'nin çok en büyük firmalarından bir tanesinin patronu, Türkiye'nin en büyük patronlarından ve çok önemli bir iş adamı. Ve söylediği şeyler, burası, sen İspanya'yı iyi biliyorsun, yaşadın. Böyle bir, atıyorum işte Valencia'nın, ne bileyim, Getafe'nin başkanı çıksa bu tür açıklamalar yapsaydı, şu anda İspanya'da gündem sence ne olurdu? Savcılar göreve çağrılırdı. Biz de savcıları göreve çağıralım mı bu programda? Çünkü gerçekten çok, yani burada böyle hani tek tek aç, hani mesela hakemler diyor, İzmir çetesi var diyor, hakemlerle ilgili isim vererek hani tarafsız olmadığını söylüyor hakemlerin. İzmir çetesi dedi mi abi, çete? Dedi. Bak bir kere dedi. Çete lafı bile. İzmir gruplaşması dedi ya, çete demedi. Neyse, hani, onu ben söyledim. Hani ama biraz orada çıkar. Yani ön demek istiyor tabii. Benim bildiğim Varda dedi. Hakeme bazen görüntüler dedi, evet. Eksik gidiyor dedi. Ha şey dedi, yayıncı kuruluş da bu işin içinde. Yayıncı kuruluş da bu işin içinde. Çünkü dedi bir hakemle ilgili bazı pozisyonları vermeyip bazı pozisyonları vererek puanını yükseltmeye çalışıyorlar dedi. Orada dedi bir tane dedi bir hakem trio diye bir program var, o programda bu yapılıyor dedi. Yani çok enteresan, isim vererek, işaret ederek, program adı söyleyerek, kanal adı söyleyerek, hani söylediği şeyler gerçekten çok ciddi meseleler ve sonra da diyor ki mesela işte kulüple işte bu şeyin yapılandırma meselesi, işte kulüplerin borçlandırılması, borçlarının ödenmesi daha doğrusu, işte finansal durumları vesaire, çok işte kulüpler kötü. Ya bunlar eğer bu söylediklerinin gölgesinde bir kulübün ekonomik problemlerini, Türkiye'de futbolun ekonomik problemlerini halletmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Yok zaten. Abi. Yani şimdi ona en son gelir yani, hani bu anlatılanlardan
bir kısmı bile doğru olsa. Abi sen şimdi konuya... Dolayısıyla bu meselenin ciddiye alınması lazım. Konuya muhteşem girdin. Hı-hı. Ne anlamda? Konuşan Fenerbahçe Başkanı. Hı-hı. 30 milyona hitap ediyor. Düşün. 30 milyonun evet. temsilcisi. Hı-hı. Büyük bir ailenin varisi. Yani Türkiye'nin büyük iş adamlarından birinin varisi. Tabii. Etkili bir isim. Etkili bir isim. Bunları söylüyorsa bunun üzerine gidilmeli. Ha. Bunları da söylerken elinde doneler varsa da mahkeme yoluna gidilip orada da hak aranılmalı. Evet. Konuşurum diyor. Çünkü biz bunları duyuyoruz abi. Hep duyuyoruz. Her sene duyuyoruz. Sadece Fenerbahçe değil. Galatasaray'da, yeri geliyor Trabzon'da, Beşiktaş'ta. Hepsi de bir şeyler söylüyor abi. Ama bugün ben hiç birinin mahkemede çıkıp bu konularla ilgili yargılandığını görmedim. Evet. Havada kalıyor o zaman söylenilenler. O zaman savcılara biz mi seslenelim abi? Hani bizim evet. haddimize mi onu bilmiyorum da. Mesela bizi yoruyorlar. Evet. Bizi aynen yoruyorlar. Öyle, güvensizlik ortamı o yüzden aynen oluşuyor. Öyle. Biz hani maçımıza biz, bakmak istiyoruz. Biz futbol ya. Konuşuyoruz, evet. keyif alıyoruz ki bu arada Galatasaray uçuyor, Fenerbahçe uçuyor. Şahane. Tarihi zafer daha. Bunlar niye gölgede kalsın ya? Bunlar kalıyor abi. Halledilsin yani. Kalıyor. Halledin. Yani futbolu siz yönetiyorsunuz. Çözün abi sorunları bunlar varsa. Hacivat Karagöz oyunu sergilendi diyor Sayın Dursun Özbek. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert sözlerle yüklendi. Uğur Dündar soruyor. Ali Koç cevaplıyor. Bana Hacivat Karagöz orta oyunu hatırlattı. Her şey önceden tasarlanmış. Bitmek tükenmek bilmeyen ithamlar, iftiralar. Belgen varsa ortaya koy. Kulüpler Birliği'nde başka. TV'de başka konuşuyor. Bir şey söyleyeyim mi? Belgen varsa ortaya koyu. Galatasaray camiası için de söyleyebiliriz. Evet. Geçen sene hepsi yaptığı için, açıklamalardan. Beşiktaş'a, Trabzon'a da Fenerbahçe'ydi. Bizde de kimse ayırt etmiyor. Çünkü evet. herkes bir evet. ithamda evet. bulunuyor. Doğru. İftira demeyeyim yani. İftira biraz ağır kaçar. Evet. Başkanımız demiş. Saygı duyuyorum. Onun konuşma tarzıdır. Bu Hacivat Karagöz lafını da ben bir kenara bırakarak böyle bir şey söyler. Çünkü biri Uğur Dündar, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı. Evet, doğru. Bir mevkisi var. Diğeri de Sayın Başkan Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Başkanı. İkisi bir araya girip bir televizyon programında röportaj evet. yaparlarsa diğer camialardakine tabii, konuşulur. Tek. Sen soruları evet, verdin, doğru. cevapları biliyorum. Bunlar konuşulur. Buraya hiçbir şey demem yani. Bu çok normaldir. Ama önemli ama olan ne konuşuldu? Benim Üzen abi ikisi de Dursun Başkan geçen sene şampiyon olmuş. Tebrik ettik şampiyonu. Bu sene ligde bir beraberlikle bomba gibi gidiyorsun. Çok başarılı evet. Manchester deplasmanında daha yeni tarih yazdın. Buraları ya? Göz ardı ediyorsun. Aynısı Fenerbahçe. 15'te 15 yapmışsın. Buraları göz ardı ediyorsun. İkinci, üçüncü gündeme düşürüyorsun ve gündem şimdi iki başkanın birbiriyle atışması. Bence taraftarlarına yazık şu evet, an. Ben bence. Hani. Şimdi bence. Ya. Bir keyif an, yapsınlar ya oynanan futbolu. Geldiklerinde ne kadar mutlular değil mi başkanım? Ben şahsen muhabbet sohbet gördüm. Hani o omuz omuza kampanyasında dört büyük başkanın, federasyon başkanının birbirleriyle sohbeti, o günkü muhabbetlerini gördüm. O günden sonra aralarına kara kedi girdi, o girdi, bu girdi. Ne kavga ettiler birebir de bilemem. Gelsin gene aynı olur. Ama bu şimdi Dursun Başkan'la Ali Koç Başkan, Kulüpler Birliği Başkanı toplantıda oturuyorlar. Yan yana sohbet ediyorlar. Başkan zaten onunla da ilgili bir şey söyledi. O da mesela ağır bir hitap. Bizim hani bir araya geldiğimizde başka konuşuyor. Tabii, tabii. Tek başınayken başka. Abi bu iş gider. Çünkü sadece sahanın içinde rekabet yok. Biliyorsun bizim ligde sahanın dışındaki rekabet bazen daha önemlidir. Ama o rekabet işte ligin marka değerine doğru etki yapmıyor. Olumsuz etki yapıyor. Abi marka değerini yani biz zaman, düşürüyoruz abi. Onu diyorum düşür. Onların hiçbir suçu yok. Kavga edersem... Ondan hiçbir suçu yok. Tabii, tabii. Sen düşürüyorsun, tabii, ben tabii, düşürüyorum. Yorum yapanlar evet. düşürüyor, gazeteciler düşürüyor marka evet. değerini abi. Hep bizde kaba. Çünkü biz kendimiz havadan konular üretiyoruz. Tabii. Anlayan anladı. Evet. Peki, diğer sayfaya geçebiliriz. Son İmparator Okan Buruk. İmparator. Şimdi... İmparator demiş abi. Ha? Yanlış hatırlamıyorum. Biliyorsun ya, İmparator dedim mi her zaman Fatih Hoca gelir aklına. Değil mi? Ha. Oğuz Çetin'e de futbolculuk zamanında imparator deniliyordu. Şimdi Fatih Hoca'nın 8 sene şampiyonluğu var herhalde değil mi Galatasaray'da? Evet. Hani iki yıldızın tamamı neredeyse hoca döneminde evet. hani konuldu oraya. Şimdi imparator 2, 4, 6, 9 harf var. Fatih Hoca neredeyse tamamladı orayı. Şimdi bir şampiyon daha olsun. Okan Hoca Başakşehir şampiyonluğu iyi.
Yani İstanbul'un iyisi. Galatasaray şampiyonluğu, Manisa'nın M'si, İm. Ama önünde uzun bir kariyer. Öldürdüm gidişat beni. Muhteşem. Hı-hı. 9 şampiyonluk alsın. İmparator Okan tabii. Buruk Hoca net bir şekilde yazılır. Biraz hani açayım dediğim konuyu. Ama gidişi iyi. Yani, gayet iyi gidiyor yani. Evet, çok iyi. Çok beklenti üstü. Akhisar'da aldığı kupa. Tabii. Bu Manchester deplasmanındaki cesaretiyle de, özgüveniyle de, korkusuz futboluyla da, kazanmak için oyunuyla da bambaşka bir çok sağlam Okan Buruk profili müthiş, çizdi müthiş. Yani. Gerçekten yani. Çok tebrik ediyorum. Çok kişilikli, iyi bir teknik direktörlük örneği veriyor. Abi sahanın kenarında bir 11 kilometre koştu. Hı. Ona ayrılan alan biliyorsun ufak. Çıkıyor, giriyor, oraya gidiyor. Defans yapıyor, hücum yapıyor takımla birlikte. İnanılmaz efor sarf etti. İyi de yapar onları. Biliyorsun futbolcuyken hiç koşmuyordu. Abi ben böyle bir koşan biri olamazdı futbolcuyken. Vallahi muhteşem ama imparator gidişat o. Gidişat o. Bakacağız ama. Ya şu Fernandes'e konuşmayı çok istiyorum. Bruno Fernandes, Manchester United'lı maç öncesi şey demiş, şu an formda bir takım değiliz ama Türkiye liginden bir rakip için özel olarak motive olmadık veya çalışma yapmadık. Bizimle hiçbir Türk takımı başa çıkamaz. Güzel kapak olmuş. Ya yani. Sevgili Fernandes, sahanın içinde iyi oynadığında akıllı futbolcusun, zekisin. Ya sana kimse anlatmadı mı? Manchester United'ın en çok çekindiği ülke takımları Türkiye demediler mi ya? Beşiktaş burada yenmedi mi? Fenerbahçe yenmedi mi seni ya? Sağ içinde zeki zannediyorduk. İşte abi birazcık hele bu devirde futbol oynuyorsun. Birazcık vizyonun geniş olsun. Kimin ne yaptığını oralarda bil. Akıllı konuş böyle aklını alırlar. Alırlar. Maçtan sonra gel hadi konuş bakalım. Ne oldu Türkiye Ligi'nin takımı? Özür dilesin. Galatasaray'ı rahat yenerim. Hani en kötü halimle de yenerim. Evet. Al işte. Bir de sahanın en kötü oyuncularından biriydi. Adamı Allah çarpar abi. Rio Ferdinand ne demiş? O kadar büyük güzel konuşmayacaksın. Şey. Bak çok güzel. Gurur duydum. Galatasaray'ın hakkını vermek lazım. Fırsat geldiğinde Manchester United'ı cezalandırdılar. Kalite açısından, taktik ve performans bakımından Galatasaray üstündü. Bu çok bence değerli bir ne açıklama. Güzel. Yani hep bizim böyle Avrupa takımları için yaptığımız yorumlar böyledir biliyorsun. Hani yakaladın mı affetmez Avrupa takımı. Manchester hatayı gördü mü hemen gole. Galatasaray için bunu söyleniyor olması... Muhteşem. Bence gerçekten muhteşem. Manchester United teknik direktörü Hag de bu seviyede bu hataları yapmamalısınız. Yaparsanız işte böyle cezalandırılırsınız. Çok güzel. O da en çok hata yapan teknik direktörü bildi. Abi biz burada işte marka değerinde buralardan bahsettik mi? İşte Avrupa'da bu galibiyetlerin öneminden. İşte Ferdinand Zuludur. Çıkıyor Galatasaray'ı övüyor. Evet. Ferdinand çünkü biliyor Türk takımlarına neler çektiğini. Evet. Bruno sen de öğren bir konuş. Geçmiş efsanelerinle bir bil hangi takımda olduğunu. Hani ne zaferler elde ettiğini bir de ne mağlubiyetler aldığını bil. Ona göre konuş. Kimseyi de küçümseme. Tabii. Tamam mı Bruno? Mr. Fernandes'i buradan uyarıyorum. Yani uyarı olsun. Evet bu Süper Lig formatı UEFA çalışıyor. Hiç inceleme fırsatın oldu mu? Olmadı abi. Şimdi birbirlerini yiyorlardı. Biliyorsun. Biz Florentino Perez dedi ki biz dedi kendi ligimizi kuracağız dedi. Ortalık karıştı. Şimdi böyle bir format düşünüyorlar. Evet, uzlaşma bir kuruyorlar. İşte 18 takımın yer alıp toplamda 34 maç yapacağı bir lig kuracaklar. Süper Lig'de sezonu lider bitiren takım şampiyon olacak yani Süper Lig. Ve iki lig daha. Böyle bir yapı kurmaya çalışıyor. Biraz geliştikçe biz de burada detaylandırırız. İşleri karıştırmayı iyi seviyorlar bazen. Çok maç olsun diye. Peki. Euro 2032'de ortağımız İtalya. Türkiye ve İtalya'nın Euro 2032 ortaklık başvurusu UEFA tarafından kabul edildi. Dev organizasyon için başka bir rakibimiz yok. Aldık o zaman. Aldık. İtalya ile beraber. 2032'yi aldık. Abi enteresan ya. Niye başka rakip yok ya? Değil mi yani? Genelde ya işte öyle bir şey yapılmış. Biz 2028'e aday olmayalım, 32'yi bize verin gibi bir şey olmuş. Onlar da tamam demişler UEFA. Böylece 2032'yi İtalya ile ortak
biz düzenliyoruz. Hayırlı olsun. Hayırlı abi. Olsun. Ülkemizde bir Avrupa Şampiyonası'nın olması gerçekten gurur verici olur. Evet. O zamana kadar da her türlü hazırlıklar yapılır. Bendeki sadece merak konusu açılış maçıyla final maçı hangi ülkede olur? İtalya'da mı, Türkiye'de mi? O da istişare edilir. Bakalım neler çıkacak. Ama ne olursa olsun önemli bir olay yani. Doğru. Bizim ülke topraklarının içinde şampiyon olması ki bizim reklamımız açısından da muhteşem olur yani. Peki, Aydın sayfayı çevirebiliriz artık. Evet, peki, tamam. Guardiola'dan grev çağrısı. Manchester City teknik direktörü Guardiola yoğun maç trafiğine isyan etti ve fikstür normalleştirilmeli. Gerekirse futbolcular buna dur demeli. Gerekirse grev yapmalı. 3 günde bir maç oynuyoruz falan filan. Yani çok maç sayısı çok fazla, grev yapın kardeşim diyor. Bunu söyleyen Guardiola. Biz de... Şimdi mesela Sarri de demiş ki Lazio'nun hocası, fikstür yoğunluğu böyle devam ederse teknik direktörlüğü bırakacağım demiş. Futboldan zevk almıyorum. Sabah kalkıyorum, 60 saat sonra kime karşı oynayacağımıza bile bakmıyorum dedi. Yoğun maç trafiğinden Okan Buruk ve Şenol Güneş ve İsmail Kartal da dert yanmıştı. Şimdi Sarri ile başlayayım. Sen de ben de aynı şekilde yayın yapıyorum mu diyeceğiz. Evet abi, bir şey diyeceğim. Sarri'nin derdi başka abi. Sarri'yi tanıyanlar bilir. Hani onun bir bağımlılığı var. Belki ona zaman bulamıyor. Belki ona zaman bulamıyor. Hani o yüzden. Ya bir şey diyeceğim. Biz 3 günde bir bazen oyun hocalarımız hani isyan ediyor ya. Evet. Şenol Hoca, İsmail Hoca, Okan Hoca yazıyor diye onların üzerine sürüp isyan ediyorlar ya. Haklılarmış abi. Haklılar. Guardiola isyan ediyor. Evet. Adamda 2 milyar dolar transfer bütçesi var. İstediği kadroyu kuruyor. Evet. İstediği özel uçak, istediği otel, istediği seyahat, istediği ekip var. Her türlü geri toparlanma için bir sonraki maça imkanlar var. En iyi fizyoterapistler, masörler, seyahat imkanları ve isyan ediyor. Ben bundan sonra bizim hocalar 3 günde bir maç oynuyoruz, isyan ediyorlar diye hiçbirine bir şey demeyeceğim. E peki o zaman Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkma abi, oynama, erken elen ve otur dinlen. Ya UEFA Kupası'nda finale çıkma, erken elen. Süper Lig'de kupanda, kendi ülkenin kupasında gitme finale, erken elen. Bir tane hedef belirle, oyna o zaman. Ama şöyle oldu. Abi fikstür bu. Haklılar mı haklılar? Hepsi birbirine bağlı ya. Evet. Şimdi bütün organizasyonlar, yani otorite, futbolu yönetenler hem Avrupa'da hem dünyada hem ülke bazında futbolu yönetenler, federasyonlar, UEFA ve FIFA, maç sayısının artırılması, ne kadar çok maç, çünkü bütçeler yükseldikçe maç sayısı artsın ki gelirler de artsının peşinde olduğu için, dolayısıyla da artık hani şeyler de, oyuncular ve teknik direktörler de artık belli bir noktadan sonra isyan etmeye başladılar. Şimdi bizde de böyle bir durum var. Mesela bizde, yani benim öyle bir görüşüm var. Biz bunu seninle haftaya tartışırız. Bugün böyle bir giriş yapıyor gibi olalım. Mesela ligdeki takım sayısı bence fazla. Hani bunu sana bir soracağım haftaya. Tamam. Şimdi az sonra. Tamam şimdi abi, sonra. Az sonra. Haftaya merakla bekleyin bizi. Dolayısıyla abi, da bir takım tedbirler gerçekten gerekiyor. Çünkü oynadıkça da, o yüzden diyorlar ya, biz kendi ligimizi kuralım. Hem oradan daha yüksek bütçeler elde ederiz vesaire. Yani oralarda uzlaşılmaya çalışılıyor. Dünyada böyle bir problem var. Haklılık tarafları var mı? Var. Sonuçta bunlar da insan. Makine değiller abi. Makine bile bozuluyor. Götürüp yeniden ona bir bakım yaptırman gerekiyor. Yani servise götürmen gerekiyor. Evet. Bunlar da insan yani. Tamam, hak veriyorum. Ama bu iş zaten minimum 72 saat öncesinde maç oynamama. Hani ben bildim bileli de bu büyük takımlar, ismi anılan takımlar hep de haftada 3 maç oynuyorlar abi. Ama bu sene neden bu kadar isyanları var, onu da anlamış değilim hani. Aynen öyle. Montella tercihi bana dokundu demiş Sergen Hoca. Dokunur abi. Dokunur bence de, haklı. Dokunur abi. Haklı. Dokunur. Hani. Ben hak veriyorum. Şimdi ben Stefan Kuz geldiğinden beri bir kötü oyunda alıp kaybedilen puanda Sergen Hoca'yı her zaman trendlerde gördüm yani. Hı-hı. Sosyal medyada. Büyük bir kesim de hep Sergen Yalçın, Sergen Yalçın ismini konuştu. Milli takıma geliyor, geldi, geliyor, geldiler konuşulduğu bir dönemde ister istemez Montella teknik direktör oldu. Bence şeyi, sinirlenmesi, bir önceki sayfaya gelirsek. Okuyayım mı?
Tabii abi, buyur. Türk antrenörleri bu kadar yetersiz göstermek federasyon başkanı Büyükekşi için sağlıklı olmadı. Önce Montella'nın Adana Demirspor'daki başarısını gösterdi. Sonra geleceğe parlak bir hoca aldık dedi. Duralım abi. Bence en çok sinirlendiği bu. Hı hı. Montella'nın Adana Demirspor'daki başarısı. Adana Demirspor'da başarılı oldu mu? O camia adına oldu. Ligde dördüncülük. Avrupa Kupası'na gitti. Şu laf, geleceği parlak bir hoca aldık. Milli takım hocasının kriterini açıklarken sıkıntılı bir cümle abi. Milli takıma geleceği parlak hoca gelmez. İnsanlar, çünkü milli takım Avrupa şampiyonası gitsin, giderse orada başarılı olsun. Parlak hoca. En olmuşunu, tecrübelisini isterler. Doğru. Şimdi bu konudan zaten sinirli. O diyor dördüncü oldu diyor. Ona başarılı, geleceği parlak diyorsun. Ben 13 kişiyle Beşiktaş'ı şampiyon yaptım diyor. Ne zorluklarla yaptım. Ben başarısız mıyım diyor. Hani ben neden düşünülmedim diyor. Şimdi bu konuda ben bir şey demem. Ben demiyor da onu demek istiyor ama. Evet, bence onu diyor. Türkiye'de geleceği parlak başka hoca yok mu vesaire. Yani şimdi hani Montella'yı ben mesela yabancı hoca, işte yerli hoca, Türk bilmem, ona bakmam. Ben hani iyi hoca, kötü hoca diye bakmaya çalışırım hep meseleye. Ama Montella'yı da tercih ediyorsan bunu bir açıklaman lazım. Geleceği parlak doğru bir açıklama değil. Yanlış. Aynen. Bir kere zaten. Bence. Eğer geleceği parlak diye Montella'yı aldıysanız yanlış tercih kullanmışsınız. Çünkü demektir bu. Çünkü öyle biri geldi. Aynen öyle. Parlamadı bizde öyle maalesef. Değil mi? Doğru. Kuntz parlamadı. Evet. Ki hani geleceği parlaksa Kuntz, hani dünya çapında geleceği parlak hocalardan i̇şte bir tanesi. İşte o olmadı. Alman milli takımını başına düşürürler. Evet, olmadı. Evet. Gel geri, o ikinci sayfa önemli Sergen Hoca'nın. Hı. Ben genç, ümit ve A milli takımda oynadım. Oyuncuya neyi vermem gerektiğini biliyorum. Bunları Türk hocalarımızdan gördük biz. 96'ya giden kadroda vardım. Federasyonun Kuntz ve Montella kararlarını tasvip etmiyorum. Hele ki Kuntz'u hiçbir şekilde tasvip etmiyorum. Kariyeri yok, başarısı yok. Adana Demirspor bu sezon kaçıncı olur? 3 ya da 4. olur. O zaman gelecek hocayı da Clifford yapsınlar. Yapıyorlarmış. Çok akıllıca şeyler söylüyor. Ya Sergen, şimdi hocam. Sergen Hoca'yı futbolculuk döneminden nasıl tanırız? 2 kere 2 4. Bak, doğrudur, yanlıştır ama her zaman net konuşur. Doğru. Düşüncesini kıvırmaz cümleleri. Konuşur. Ama ben burada bir açıklamasına denk geldim. Hani Montella hoca filan değil gibi bir açıklama yaptı mı? Kuntz hoca zaten değildi diyor. Ha, ya böyle şey söylenir mi Allah aşkına? Kuntz hoca değildi lafına. Ben de biraz kızmış herhalde. Öyle çok. Neden kızdı abi? Kuntz ilk geldiğinde hatırla. O Sergen Yalçın'ı dedi böyle kulübede, hani ya ciddi görmek gibi, o enteresan evet, gibi cümleler bravo, kullandı bravo, abi. Bak. Artık biz Google olduk abi. Aynen, her gün yayın tamam, yayın bak. Yayın her şey aklımızda. Evet. O oradan evet, zaten kızgın. Hani evet, benim futbolculuğumla tamam, benim teknik direktörümle niye evet, kıyaslıyorsun Kuntz gibi tabii, düşündü. Ki Sergen Hoca da gerçekten o Beşiktaş'taki şampiyonluğunda 24 saatini mesai harcadı ya. Evet. Bak inanılmaz yani, ve sonunda şampiyonluk oldu. Hı hı. Çok önemli. Ama Kuntz hoca değildi lafı. Olmaz. Bana biraz ağır kaçıyor. O da bir kişiselleştirmiş. O kızdığı için. Formsuz. Evet, evet. Doğru, bence evet, o yüzden. Hı. Ama biraz sert kaçmış. Sonuçta bir yerlere gelmiş herkes hocadır, sert, teknik direktördür. Hatta yanlış yani. Hoca çünkü. Formsuzdur. Beğenmezsin ama... Yok yani, hoca bir teknik direktör hoca değil dedim ya, Alman biraz o ağır, kadın milli takımının başında adam. Sergen yani, abi de işte çok kızgın dedim ya, iki senedir ismi orada. Bir beklenti umudu vardı haklı bir şekilde. Hı hı. Ben gelir miyim bekledi, kendini de bence hazırladı. Ki zaten söylüyor, benim diyor ekibim diyor bütün maçları izliyoruz diyor. Şok oldu ve o kızgınlıkları açıklamalar sadece Kuntz hoca değil lafına hocam ağır olmuş derim. Yanlış hani düşse Sergen Yalçın hoca değil dese de biri aynı şeyi söylerim. Canım. Galatasaray 2. Başkanı Erden Timur, İngiltere'de ilk kez kazandık. Tebrik ediyoruz. Evet, Manchester United'a karşı muazzam bir zafer elde ettik. Basamakları tek tek çıkacağız. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek ve Avrupa'da şampiyonluk istiyoruz. Futbolcularımız ve teknik kadromuz bunu başaracak güçte demiş. Haftanın sözü olarak almış Aydın burada. Bir Galatasaray Manchester başarısını bir kez daha gündeme getirelim istemiş. Hani söz evet doğru zaten hepimizin bir gurur şey duyduk. Ama bir kez daha dile getirelim diye, ki doğru yapmış. Evet, Galatasaray'ın başarısıyla hakikaten gurur duyduk. Gurur duyduk. Maç sonu yayın yaptık. Sağ olsunlar, ortalıkta yıkılmış, inanılmaz izlenilmiş. Çünkü öyle bir destan yazdılar. Evet.
Abi maç önü bir şey gördüm, detaycıyım ya. Kerem Aktürkoğlu'na telefon verdi abi. Isınmaya çıkarken koridorda, Old Trafford'un koridorunda bir telefon verdi. Şimdi o mesela riskli bir olaydı. İnanılmaz bir ciddi maça çıkıyorsun. Kerem Aktürkoğlu'nun yanında konuşuyor Erdem Bey. Neymiş? Telefon verdi. Bizim ülkede şey yaparlar. Ya çocuk maça çıkacak. Konserde niye telefona verdin diyebilirlerdi. Kötü bir sporda. Ben görsem derdim. Heh bak işte. Ben hatta izlerken böyle yaptım. Ne oluyor ya? Kerem şu an konsantre maça çıkacak, telefon verdi. Abi herhalde biri Kerem'e gol atacağını söyledi ki. Verdi. Çağırdılar. Kerem de muhteşem gol attı. Hani... Riskli bir işti ama demek riski alanda kazanır şey abi. Evet. Bak o bölümü izle, bizim ülkede çünkü sıkıntılı durumu. Yo moça çıkacak, niye telefon veriyorsun çocuğa, konsantrasyonu bozdun filan da evet, olabilirdi. Sen hep telefon ver Avrupa maçı, Bayern maçında da bekliyorum. Tünelde Kerem'e telefonu uzatsın, Kerem de iki gol etsin, Bayern'i de yensin herhalde. Telefon versin, telsiz uydu aynen. Telefonu ne istiyorsa. Abi düşünsene bak, Bayern'le içeride oynayacak. Stat biliyorsun bize yakın, sesini duyuyoruz. 50 bin kişi, 53 bin kişi olacak. Bayern'i yendiğinde grup liderisin ve fişi çekeceksin. Elinde böyle bir fırsat var Galatasaray'ın. Cihan'ı gönülden başarılar diliyoruz Şampiyonlar Ligi'nde. Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında Portekiz-Brezilya işbirliği. Ronaldo 10 maçta 11 gol, 6 asist yaptı. Talisca'da 7 maçta 9 gol atıp 2 asistle oynadı. İyi gidiyor. Kalite kokuyor abi baksana. Fotoğraf kalite kokuyor. Biri Talisca. Bizde bir senedir konuşuluyor. Beşiktaş'a gelsin, geliyor mu gelmiyor mu? Diğeri Cristiano'yu anlatmaya gerek yok. Sabaha kadar sürer yaptıkları kariyeri. Gollerini saysak sabaha kadar sürer. Birisi Brezilyalı, birisi Portekizli. Aynı dili konuşuyorlar. Aynı takımlılar. Kaliteliler. Akıyorlar abi. Peki anket sonuçlarımız var mı? Sizce Süper Lig'de hangi sağ kanat oyuncusu damga vurur diye sormuştuk. Gezal %8. Cengiz Ünder %25, Tete %64, Viska Trabzonsporlu'da %4, 59 binde oy kullanılmış. Ciddi bir rakam ve açık ara Tete Süper Lig'de damga vuracak sağ kanat olarak evet seçilmiş. Peki yeni sorularımız, sizce Süper Lig'de sol kanatta hangi futbolcu şimdi sağda sola geliyor? Allah! Burası karışık işler değil mi? Hadi bakalım. Allah! Peki Tadiç mi? Zaha mı? Galatasaray'da. Rebic mi Beşiktaş'ta? Yoksa Trezeguet mi Trabzonspor? İki kişi kapışacak abi. İsim vermiyorum ama. Zaten belli. Bakalım sonuç ne olacak? Merak konusu bende bak gerçekten. Evet bakalım. Haftaya açıklayacağız. Sosyal medyada en çok konuşulan konular geçtiğimiz hafta içinde. Fenerbahçeli Şimanski Talisca kadar etkili olur mu? Bu da güzel bakalım, bir gündü. Hadi bakalım güzel soru. Güzel bir gündü. Bunu anket mi yapsak ha Nihat? Düşünsünler arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. Güzel. Abi Şimanski beklenti üstü başladı mı başladı. Şimanski çok tanınan, bilinen, evet. Ne yapacağı belli olmayan bir oyuncuydu. Yani. Evet. Eğer oturup doğru konuşuruz. Ama ilk maçtan şu ana kadar iyi. Yaptıkları inanılmaz. Dolayısıyla bu soruya yanıt vermek o kadar kolay değil. Abi Talisca'nın bir aldığı yolu. Yaptığı aldığı başarı var. Bir Şimanski bir o yolu bir alsın, evet. Yine tartışılır. Ama ikisi de kaliteli oyuncu abi. Evet. Çok. Sergen Yalçın'ın Balotelli hakkında yaptığı Beşiktaş'a onu ben aldırmadım ne iş var Beşiktaş'ta açıklamaları gündemde çok konuşuldu. Bir de Galatasaray futbolda Türkiye'nin Avrupa'ya açılan penceresi geçen hafta sosyal medyanın gündeminde en fazla konuşulan konular. Normal abi UEFA kupasını almış, Süper Kupayı almış. Üçüncü golü 9 numaralı formasıyla Mauro! Futbol böyle bir şey abi. Güzel. Bir şey söyleyeyim bu abi. Bu da biliyormuş. Bu Icardi ne kadar enteresan bir adam ya. En kritik anda o penaltıyı kaçırıyorsun abi. Değil mi? Hadi bak İstanbulspor maçında kaçırdın. Hadi sonra telafi ettiniz. Abi bir daha kaçırıp bir daha telafi etme nedir ya? Tabii canım. Şaka mı abi ya? İnsan, abi bunda şey yok mu? Üzüntü duygusu yok mu Icardi'nin?
hafif bir böyle ya ben ne yaptım duygusu yok mu ya? O sonra attığı gol nedir ya karşı karşıya? Üzgün, o sakinlik inanılmaz. Şaka ya. Tabii. Devam Icardi Avrupa'da bu gollere. Evet. Evet bitti programımız bu hafta. Derbinin sunduğu Natspor Gazete'de haftaya da birlikte olmak umuduyla. Hoşçakalın efendim.